de titrer yak hadi durma. Senin bu küller ne yazı ne kışı bekler. Bu kalp bir seni özler. Vur hadi durma. Dünyanın hiçbir yerinde de her yerinde de ben tutuklama kararını çıkarttıracağım. Artık yeter, ben dayanamıyorum çünkü yani. Hiçbir şekilde dayanamıyorum. Tamam, yürü ben yapmam. Gidelim, tamam, gidelim. Tamam, gidelim. Gidelim, gidelim. Zaten her iki ayda bir bizi tutuklattırıyor. Çocukların velayetini vermeyeceğim, sonuna kadar mücadele edeceğim. Çünkü ben davamda sonuna kadar haklıyım. Tamam. Anne olduğumu söylüyorum. Her seferinde de size tekrar söyleyeceğim. Benim iki tane kızım var ve ben anneyim. Beni bu şekilde... Bu zorluk içerisinde, ben kendimi ifade etme zorluğunda beni bulunduruyorlarsa söylenecek başka bir şey de bulamıyorum. Ama sonuna kadar bu dava evet devam edecek. Dünyanın hiçbir yerinde de, her yerinde de ben tutuklama kararını çıkarttıracağım. Artık yeter. Ben dayanamıyorum çünkü yani. Hiçbir şekilde dayanamıyorum. Tamam, ben yapmam. Gidelim, gidelim. Tamam, tamam. Ya bayılması numara yani. Tuğba Hanım kaset maset yapmak istiyor. Şarkıcılığa başlamıyor. Bence o yanındaki yardımcılarıyla bir Brezilya dizisi çevirsin. Çocukların velayetini vermeyeceğim, sonuna kadar mücadele edeceğim. Çünkü ben davamda sonuna kadar haklıyım. Tamam, onun çocuklarıma iyi bir eğitim veremeyeceğini, onun çocuklarıma iyi bir görgü, iyi bir yol, bir yaşantı ve bir onları hayata yani iyi insan olarak hazırlayabileceğini ben inanmıyorum Tuğba Hanım. Eğer iyi bir baba olmuş olsaydı suyum ve şevvalim biz annemle konuşmak istiyoruz, annemizi özledik, bizi Türkiye'ye götür dediğinde getirmiyorsa evet o zaman o da iyi bir baba değildir. Beni davet etti, bir çay kahve içer miyiz diye. Ben de kırmadım kendisini. Evet. İşte o da merak ediyor. Son duyulanlar, böyle anlatanlar, şarkılarımı çok seviyor. Bak bir gün müzik severim de burada beyefendi. O bizi kahveye maalesef davet etmedi ama. Sağ ol. İşte onu anlatıyor yani son böyle konuşulanlar kendisini çok üzdüğünü yani şarkıların çok güzel olduğunu ve işte o gerçekten o şarkılardaki adam ben miyim yaşantımdan biraz çok merak etti. Onun için ben de onunla oturdum kırmadım bir müzik severimi biraz sohbet ettik. Evet, şimdi bizim aklımıza şey geldi acaba Rafet Bey efendim? Yeni bir başlamış. Yok hayır aman sakın. Daha dur bakalım. Durum nasıl? Yani şimdi bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Evet. Yani sizin buraya geldiğinizde havalimanında gözaltına alınacağınız falan söyleniyor. Ya yani onlar artık... Durum gerçekleşmedi. Yok, henüz öyle bir şey gerçekleşmedi. İnşallah gerçekleşmez de. Şimdi bir daha bir çıkış yapacağız bakalım. İnşallah bir sorun yaşamayız. Tabii ki süren bir davamız var. Onu takip ediyoruz yakından. Ve onun sonucunu bekliyoruz merakla. Neticede tabii. Biz de bir an önce bitmesini istiyoruz hem çocuklarımızın açısından ki yani artık anne ile baba huzurlu bir arada olup ne bileyim yani en azından çocuklarını görme imkanına her iki taraf da iyi sağlıklı bir şekilde sahip olsun. Yani çocuklar açısından öncelikle çok iyi olacağını düşünüyoruz. Geçen sene birlikte tatil yapmıştınız. Bu yok şimdi o kısmet olmadı yani birlikte tatilde henüz bir olmadı ama inşallah olacak. Bu sene çocuklar ne zaman gelecek ne zaman getirecek? Bu sene şu anda görünmüyor yani bu yaz aylarında ve yaz mevsiminde henüz daha görünmüyor. Çocuklar şu anda Almanya'da. Zaten iki hafta sonra Almanya'da okulları, eğitimleri başlıyor. Öyle. Çok iyi değil mi şu anda? Çok iyi, çok iyi. Yani ona da değinmek istiyorum. Tabii ki ben de okuyorum, üzülüyorum sağ olsun. Çok gazeteci arkadaşlarımız, televizyonda yorumcu, bazı sanat camiasından arkadaşlarımız hepsi bizden ziyade çocuklarımızın adına üzülüyorlar ama onlar merak etmesinler. Yani sonuçta onlar Rafet Erroman'ın kızları. Rafet Erroman onlara sultanlar gibi bakıyor. Şu anda golf kulübüne üyeler, tenis kulübüne üyeler, yüzme kulübüne üyeyiz. Çok güzel, büyük, geniş bir evde yaşıyoruz ailemizle birlikte. Bence onlar hepimiz daha çok ziyade benim çocuklarımdan ziyade bakın bu ülkede gerçekten çok zor durumda. Annesiz, babasız, koşulları elverişli olmayan sahipsiz çocuklarımız var. Hep birlikte onlara sahip çıkalım. Yani Rafet Erroman'ın çocuklarını merak etmeyin. Babaları onlara en iyi şekilde bakıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
hayran olduğunuzu söyledi ama. Evet doğru söyledi, hayranıyım. Bir kahve içmeye davet ettim, o da beni kırmadı. Sizi davet ettiniz? Çünkü hayranıyım. Nasıl ulaştınız kendine? Buradayken. Hemen check-in sırasında. Siz de yolcu musunuz şu an? Evet. Yolcusunuz. Teşekkürler. Yolculuk ne Rafi Bey, aynı yeri değil herhalde. Yok değil. İsminizi öğrenebilir miyiz? Teşekkürler. Tuğba Hanım. Geçmeye çalışıyorsunuz acaba? Ben hiç göç yapmayacağım. Şimdi ayın 22'sinde Çocuklar Türkiye'ye geliyor. Karar alındı. Gelmezse gene tutuklama kararı çıktı. 22 Aralık 5 Ocak arası çocuklarımız yanımızda inşallah. Bu kadar. Peki konuşmamız zaman karar çıktı mı? Tabii çıktı. Yani şöyle çıktı. 22'sinin 24'e kadar gece getirmezse çıktı. İnşallah. Ben açıkçası basında daha fazla rencide olmak istemediğim için ama yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Fakat magazinde bir şekilde Tuğba Altıntop ve çocukları ve Tuğba Altıntop reklam yapıyor amacıyla yazılan ve makalleri ve haberleri gördüğümden dolayı inanılmaz derecede üzüldüm. Ve bir o kadar da kırıldım. Ben beni savunan herkese yine buradan çok teşekkür ediyorum. Allah binlerce razı olsun. Çok teşekkür ediyorum herkese, yanımda olan herkese. Ancak daha fazla konuşmak istemiyorum. Benim mevzum gördüğünüz gibi adliyenin içinde saygıdeğer hakim zaten çok güzel kararlar veriyor. Ve avukatıma da güveniyorum. Her şey inşallah yoluna girecek. Peki 22'de geldiklerinde bir pedagog görüşmesi olacak mı? Herhalde olur. Herhalde olur. Yani geçen defa da ilk geldiğin gün oldu. Bir de gidecekleri gün yaptırmıştık. Aradaki farkı pedagoglar gördü zaten, çocuklardaki değişimi. Peki şöyle bir şey var Fiyan Hanım. Benim yani anlamadığım nokta şurası. Yani eğer 22'sinde gelmezse mi tutuklama kararı? Evet. 22'sinin gece 24'e kadar beklenecek. 24'te gelmezse Rafet Bey'in tutuklanmasına karar verecek. Ya biraz Türkiye'de sıkıntı. Ya da Almanya'da. Neredeyse orada karar verecek. Karar yok ama, var, var. Bu karar önceden alınır. Ve yani o gece 24'e kadar biz bekleyeceğiz. Gelmezse çocuklarımız işlemi yapacağız emniyet müdürlüğünden. Teşekkürler. Kaç gün kalacak çocuklar peki? 5 Ocak gibi görünüyor şimdilik. Belki daha fazla da olabilir ama. O sürpriz. Teşekkürler. Allah yardım. Sağ olun. Propaganda filmini biliyorsunuz değil mi? Bak nasıl geçtim, tutuklanmalar. Rafet Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Bu akşam ödül alacaksınız. Ya sağ olun, çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Sevenlerime çok teşekkür ederim. Buyur. Kaç bin sattı albüm? Vay, albüm 350 bin küsür falan, 350 bine falan dayandı. Dayandı. Peki bu eşinizin, eski eşinizin iddiaları için neler söyleyeceksiniz? Baba ben de sizi böyle hayretler içerisinde izledim. Tabii ki olayların, yani o tavrın, onun anlatış biçiminin olayla ilgili yakından uzaktan tabii ki alakası yok. Tuğba doğru Almanya'ya geldi. Günlük bir geliş dönüş biletiyle, bir de tedbir kararıyla ama ne benim yaşadığım eve ne de ne bileyim bana bir telefon açtı. Belli ki çocuklarını görmek veya almak gibi bir niyeti yoktu. Biraz tartıştık. Sonra da son sözlerim ona. Evet. Biraz ağır oldu.
Yani çok senin annelik. Ya şey, yani senin annelik adına bırak duygularını, değerini. Yani anne kelimesinin bir A harfi bile yok sende dedin. Çocuklarını görmeden gidiyorsun. Sana yazıklar olsun. Yani böyle kapattık olayı. Annelik sıfatı yakışmıyor mu dediniz? Boş verin, yeter bu kadar. Şimdi bunları yayınlayın. Şey söyleyeceğim Rafet Bey. Tamam da ama takılmayın. Söyledi. Tutuklama kararı çıkarttırıyor. Bugün de adliyeye gitti avukatıyla. Evet. Zaten. Ya Tuğba zaten her iki ayda bir çıkıp bizi tutuklattırıyor. Yani evet. Onun söylediğine göre şu anda bir yıl içeride olmamız gerekirdi. O yüzden bu işler öyle anlatıldığı gibi değil. O da böyle biraz öfkesine, biraz hırsına hakim olamadığı zaman niye ne yapsın? Yani insanlar böyle açıklamalarda bulunuyor. Evet. Peki durum böyle devam edecek mi efendim? Ne kadar devam edecek bu soru? Bu şekilde gündemde oluyorsunuz yani. Bu ne zaman kadar devam edecek? Yani bunları yapan yaratan ben değilim. Yani onu kendisine soracaksınız. Neden böyle hep tavır, böyle bir uyum veya ne bileyim işte ne bileyim ya. Bunları böyle yaşamayı neden sürekli bunları gündeme tekrarlıyor. Gündeme gelmek kime böyle bir şey yapıyor? Bilemem. Size. Kendisine sorun yani. Olabilir. Bunlarla da alakalıdır. Avantaj işte bu velayet konusunda kendine bir avantaj sağlamak da söz konusu olabilir. Mesela bu son yaptıklarını tamamen ona bağlıyorum. Çünkü yani bizler Almanya'da çocuklarla birlikte tatil yapmayı planlamıştık. Kendisi de bunu televizyonlara çıkıp onaylamıştı. Sonra son bir hafta kala vazgeçti, gelmedi. Sonra duydum ki elinde bir tedbir kararıyla geldi. İşte çocuklar soruyor, anne niye gelmedin, söz verdim. Ben soruyorum niye. Ya işte avukatının güya kendisini bu şekilde yönlendirdiğini söylüyor bizlere. Annesi de aynı şeyleri bana anlattı Tuğba'nın. Olabilir. Eğer o avukat hanım ne bileyim yani anne babayı böyle çocuklarıma bir arada yaşamalarını çok gördüyse diyecek bir sözüm yok tabii evet, ki. Bu olaylar çocuklara nasıl yansıyor? Etkiliyorlar herhalde. Çocuklarımın halleri, durumları, psikolojileri son derece yerinde. Yani paşalar gibi bakılıyorlar, okul eğitimlerine gidiyorlar. Yani nasıl anlatayım size günümüzü bilmem ki. Böyle güzel güle güle uyanıyoruz, cıvıl cıvıl evin içerisi neşe dolu. Yüzümüzü yıkıyoruz, üstümüzü başımızı giyiniyoruz. Saçımızı tarıyoruz, biniyoruz arabamıza, açıyoruz radyoyu, haydi okula. Böyle güzel güzel günlerimiz geçiyor. Evet, peki Tuğba Hanım iddiası var, evlenecek misiniz? Ya evlenebilecek. Arkadaşlar şimdi müsaade edin. Bitecek şimdi. Bunları zaten konuşuruz daha ya. Evet. Var mı evlilik var mı Rafet? Yok, hayır yok böyle bir şeyler. Bunlar bir kızla görüntülendin Almanya'da. Hepsi işte iddia. O da değil, ben de şaşırdım. Kimmiş o kız, neyin nesi? Yani evet, ben de hayatımda ilk kez gördüm. Anlam veremedim yani. O senin önünde gelmiş sizi izledi. Evet ama bunlar doğru olan şeyler değil. Bunlar o bayanı tanımıyorum, yemin ediyorum tanımıyorum. Daha sonra arkadaşlar dedi, o konserde güvenlik yapan arkadaşlardan biriydi. Herhalde